Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız, hoş geldiniz. Bu videoda size yine ders anlatmayacağım. Biliyorsunuz yaklaşık bir 10-11 gün önce sizlere zaman hakkında uyardığım bir video yayınlamıştım. Şimdi ise farklı şeyler için uyaracağım. Yine tabii böyle motivasyon konuşması, hayat kurtarıcı dersler nitelinde değil de yine derslerinizle alakalı, yani matematikle alakalı. Hem çeşitli tiyolar vereceğim. Hem e, matematikte daha rahat edebilmeni sağlayacak e, bazı tiyolar vereceğim. Hem de denemelerde, sınavlarda veya gireceğin sınavda işine yarayabilecek çeşitli şeyler söyleyeceğim. O yüzden videodan ayrılma. E, şöyle adam akıllı, e, abi kardeş biraz muhabbet edelim seninle. Şimdi tabii hep ders anlattık. Durmadan konu anlatıyoruz. Konular bitiyor, soru çözümü yapıyoruz. ÖSYM tarzında sorular çözüyoruz. Ee, kendi tarzımda sorular çözüyorum sizlere ÖSYM'de karşınıza çıkabilir aman dikkat ha diye sorular çözüyorum tabi ama sadece soru çözerek olmuyor yani durmadan disiplin 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 olmuyor ee, O disiplinin bir de motive edilmesi gerekiyor arkadaşlar motivasyon olmadan e, bazen olmuyor Bir de hep ders hep ders yani insan şöyle düşün çok sevdiğim bir e, aktiviteyi düşün onu bile her gün yapsan, onu bile gece gündüz yapsan bazen böyle kusacak derecede iğrenebiliyorsun bundan. Biraz araya mola vermek gerekiyor açıkçası. Ee, ki bazen ben de yaşıyorum yani böyle durmadan video çek ders anlat soru yaz, durmadan video çek ders anlat soru yaz. Ara sıra böyle ufak tefek kaçamaklar e, yaptığımda hissediyorum. Diyorum ki lan buna ihtiyacım varmış benim. Hani ciddi anlamda günü kaçırıyormuşsun gibi hissediyorsun. Ee, sürekli çalıştığında veya diyorsun ki işte eğer bugün çalışmazsam bir günüm kaybolacak ve ben vicdan azabından ölürüm gibisinden şeyler hissediyorsun. Açıkçası mola yani bir molaya ihtiyaç duyuyorsun ya o molayı vermediğin takdirde sürekli çalıştığın takdirde bu sefer şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsun. Örnek veriyorum 10x verimle çalışırken verimin çoktan 6x'lere düşmüş haberin yok. Ve 6x verimle 10 gün boyunca çalıştığın zaman örnek veriyorum 60x verim alacaksın. Değil mi? Ee, ama verimin hala 10x olabiliyorken yani sen 4 günlük bir mola versen örnek veriyorum. tam 4 gün mola verin demiyorum ama 4 günlük bir mola versen 4. günün sonunda o 5. günde yine 10x verimle çalışacağın için 6 gün boyunca çalışsan yine 6x verimi toparlayacaksın. 60x verimi toparlayacaksın ve günün sonunda yine aynı verimi almış olacaksın. Bundan kaynaklı hani biraz böyle psikolojimize de iyi gelir diyorum ben bazen mola vermek gerekiyor ki bu videoda benim molam olsun ben yine sizler e, sizlerin karşısındayım yine SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız yine karşınızda ben varım ama bu videoda ders anlatmıyorum bu video benim molam arkadaşlar ve molamda dahi sizlere e, güzel şeyler öğretmeyi hedefliyorum inşallah e, başarıya ulaşır bundan sonra bu videolarda daha sık biçimde gelecek zaten. Şimdi benim size en önemli tavsiyem şu olacak gençler Şimdi TET, MSU, AYT bunlar 3 tane farklı sınav İkisi birbiriyle bağlantılı TET ve AYT. MSU bambaşka bir sınav ama genelde öğrenciler MSU'yu şu şekilde tercih ediyorlar TET'den önce güzel bir prova olur yani YKS'den önce güzel bir prova olur. Bir kere en kaliteli Hani sen onu deneme sınavı olarak görüyorsan MSU en kaliteli deneme bir kere Çünkü direkt ÖSYM yapıyor Şekerine kalemine silgine kadar veriyor Başında gözetmenler oluyor Yani bu bir deneme provası değil Yani sınav provası değil Çok kaliteli bir deneme olarak görüyorsunuz Eğer MSU gibi bir hedefiniz yoksa MSU hedefi olanlar varsa Onlar da bu şekilde dinlesinler arkadaşlar Şimdi Bu sınavların da tabi çeşitli taktikleri var yani ama bu taktik şöyle değil. Önce şunu yapıyorsun, sonra oradan şuraya geçiyorsun. Geometriyi en sona bir bırak bakalım falan böyle taktik taktikler değil. Bir kere bu taktikleri veren kişilerden de uzak durun açıkçası. E çünkü herkesin kendi stili vardır. Yani. Örnek veriyorum üniversite sınavına ben girdiğim sene benim sıralamama çok yakın yapan arkadaşlarım vardı. Ben sınava Türkçeden başlamıştım. Bir başkası yani aynı sıralamayı yaptığımız neredeyse aynı sıralamayı yaptığımız bir başka arkadaşım o matematikten başlamıştı. Bir başka arkadaşım fenden başlamıştı. Yani bunlar çeşitli çeşitli stiller. Bu bir taktik değil zaten. Tamam bunu unutun. Taktik olamayacak şeyler bunlar. Dolayısıyla biri sana gel bakalım. Sana şöyle bir taktik vereyim. Bak bundan sonra bunu bir dene bakalım. Bak neler oluyor gör falan gibisinden şeyler söylüyor. Onlardan uzak durun eyvallah deyin. Uygularım bir gün deyin. Uygulamayın ama. Kendi stiliniz önemli. Bir kere bu alışkanlık meselesidir. Sen nasıl devam ediyorsan o şekilde de. Mesela sen örnek veriyorum. Ben Türkçeden başlamayı seven bir adamım. Sonrasında matematiği bir ezerim orada. Sonra fen bilimlerine geçerim hızlıca. En son sosyali hallederim. Vaktim kalırsa geriye dönüp yapamadığım sorulara bakarım. Ama sen de arka arkaya 30 sınav boyunca matematikte başlayan bir adamsındır. Emin ol ben senin gibi başlasam senin kadar başarılı olamayabilirim. Bak bu bir gerçek. Tamam matematikçi olduğum gerçeğini bir kenara bırak bir öğrenci gibi düşünün. Bu gerçek. Dolayısıyla bunlarla kesinlikle kafanızı yormayın. Bunlar sizin zaman içerisinde süreç içerisinde elde edeceğiniz deneyimler. Deneyimlerinizi biriktirdiğiniz zaman zaten bu bir tecrübe oluyor size ve bu tecrübelerle de artık sizden daha iyisi olamaz kendi stilinizde. Dolayısıyla vay efendim şöyle başla böyle başla şunlara ağırlık ver bunları es geç çözme. Yok işte şu taktik bu taktik bunlara kafayı takmayın bu bir. ...iki... şimdi illaki denemelere yavaş yavaş başlıyorsunuz artık deneme sınavları yapacak kurumlar size Türkiye geneli denemeler gerçekleşecek bunlara gireceksiniz falan. Bu sınavların bazılarında moraliniz bozulabilir, bazılarında rehavete kapılacak şekilde yüksek netler çıkarıyor olabilirsiniz. Netler dalgalıdır. Bu yüzden benim size tavsiyem, her denemeye ayrı ayrı bakmayın. Her denemeye ayrı ayrı bakmayın. Deneme analizini konular özelinde yapın. Tabi her denemenin de zorluk seviyesi farklı olduğu için konu özelindeki e, sizin analizleriniz de bazen çöp olacaktır. Yani Bazen mesela matematikte üssü sayılardan soru kaçırmamışsındır. Ama zor denemeler hazırlayan bazı yayın evleri var. E, sen de o yayının Türkiye geneli denemesine girmişsindir örnek veriyorum. Veya normal standart bir denemesine girmişsindir. Kurumsal bir denemesine. E, o denemede üstü sayıları yapamayı olabilirsin. Arkasına bir tane daha girdin gene yapamamış olabilirsin. Bu demek olmuyor ki sen üstü sayılarda başarısızsın kardeşim. Bu Bu demek de değil. Dolayısıyla analiz yaparken bence şöyle bir analiz yapın. Sonuçta sen kolay denemeye de tabi tutuluyorsun, giriyorsun. Senin kendi düzeyinde orta düzey bir denemeye de girebiliyorsun. Veya senden daha üst düzey bir denemeye de girebiliyorsun. Senin bilgilerinin daha üstündeki bir denemeye de girebiliyorsun. E çeşitli çeşitli denemeye girerken de çeşitli çeşitli rengarenk netlerin oluyor senin. Dolayısıyla ilk denemeden itibaren e, siz şunu yapacaksınız. Denemelerinizin ortalama netini üzerine koyarak ilerleyin. Mesela 10 denemeye girdin 10 denemenin ortalamasına bakacaksın. 11. denemeye girdiğin zaman ortalamaya bu denemenin de analizlerini koyacaksın. 12. denemede yine ortalamaya bak. Tabi belli bir süre sonra eğer örnek veriyorum ilk 15 denemede istediğin netlerini elde edemediysen ama son 5 denemende güzel gelmiştir. Sen ortalamasına baktığın zaman ortalamayı çok aşağı çekecektir ilk 15 deneme. O yüzden ara sıra da bu ortalamaları güncellemen gerekiyor. Yani ilk 10 denemeyi sen güzel şekilde ortalamasını alarak git. 11. denemeden itibaren örnek veriyorum. Bir 10 denemelik daha ortalamana bak. Sonrasında bu ortalamaları kıyaslarsın. Bak bu çok güzel bir taktik işte. Tamam. Yani ne demek, ne demek istediğimi iyi anlayın. Örnek veriyorum ilk 20 denemeye girdin ve istediğin netleri elde edemedin. Senin hedefin 80 net civarı ama İlk 20 denemenin ortalaması 62 geldi varsayıyorum. Sonra arka arkaya 3 tane denemeye girdim ve o 20. deneme senin patlaman anın oldu. Her öğrencinde bir patlama anı var tabi ki. Ve sen 21. denemeden itibaren çok güzel patlamışsın netlerin artık düzelmeye başlamış falan ama ortalamaya bakacaksın ya. Şimdi sen ilk 20 denemeden sonra 23 denemenin ortalamasına bakarsan ortalama hala düşük çıkacaktır bundan bahsediyorum. Tamam Dolayısıyla 10 denemede bir, 12 denemede bir Veri grubunu değiştir. 12 denemelik veri grubunun ortalamasına bakman yeter artık. 13. denemeden itibaren yeni bir ortalama sayfası aç ve bu şekilde kontrol et. Tamam. Bu söyleyeceğim ikinci şeydi. Yani denemeleriniz analiz, analizlerini bu şekilde yapın. Böylelikle moraliniz bozulmaz. Çünkü sen bir denemede 70, öteki denemede 72, öteki denemede 73, 71 yapıp... ...diğer denemede 50'ye düştüğün takdirde... Bu senin moralini bozar ayrı ayrı değerlendirirsen ama ortalamaya baktığın zaman bunun ortalaması 67'lerde 66'larda bir şey çıkacaktır. Dersin ki ha, ortalama olarak hala neredeyse aynı yerlerdeyim sıkıntı yok diyebilirsin böylelikle. Tamam. Hem moral motivasyon açısından kendini motive etmiş olursun hem de ciddi anlamda zaten bu bir gerçek. Çok zor bir denemede herkesin netleri 10-15 net aşağısını gösterebilir. E, kişiler e, deneme bazında değerlendirdikleri için genelde. Derler ki olan hep 70 yapıyordum. İşte der ki mesela bir öğrencim vardı geçen sene. Hocam hep 105 çıkarıyordum. Bunda 90'ı bile göremedim. Ağlıyordu mesela. Yani diyorum ki tamam ama sen şimdiye kadar 50 denemeye girdin. Ve bunun ortalamasının 102-103 civarında olduğunu zaten biliyoruz. Bu denemenin 87 olması bu bir kriter değil. Ortalamasına bakacaksın. Tamam mı güzel kardeşim? Söyleyeceğim ikinci şeydim. Üçüncü şeye geçecek olursak. Bunu dersine girdiğim bütün öğrencilere söylüyorum. Sizler de benim öğrencilerimsiniz. Bir abi tavsiyesi olarak dinleyin lütfen bunu. Temel kavramlar diye bir başlık atılır genelde. Şu an herkes yavaş yavaş artık kayıt olduğu kurumlarda derslere başladılar. Yüz yüze eğitim gören arkadaşlar veya dijital bir platform satın alıp buradan eğitimlerini sürdüren arkadaşlarım ki biliyorsunuz ben de 3-4-5 old starda bir matematikçiyim. Ee, şu an deneme sürüm olarak herkese açık bir deneyebilirsin, bakabilirsin. Hatta sistemi beğenip satın almak istersen de... E, ...SML Hoca bitişik olarak, SML Hoca koduyla satın alırsan... ...bir indirimde söz konusu aklında bulunsun ama... E, ...araya reklam sokmayacağım, merak etme. E, yüz yüze eğitim veya dijital bir platformdan ders çalışmaya başlarken de... tabi doğal olarak matematikte ilk başta temel kavramlardan başlıyorsun. Ve temel kavramlar dediğimiz öyle konu... ...3-4 saatlik bir konuda değil maalesef. Yani... Özellikle kurslarda yaklaşık 3 hafta falan temel kavram işliyoruz. Yani işte sayı kümelerinden başlıyoruz. Ardışık sayılardır, bölme bölünebilmedir, ardışık e, onu söyledik, mutlak değerdir, basit basit eşitsizlik, üstü, köklü. Bunların tamamını temel kavram olarak niteleyebilirsin. Çünkü bunların hepsi matematiğin araç gereçleri. Temel kavram dediğimiz kısım aslında matematiğin araç gereçleri. Diğer konuları yapabilmek için gerekli olan argümanlar. Ve öğrenci Öğrencilerimiz Canım öğrencim Genel itibariyle şunu yapıyorsun Yapma Ya bu konular zaten basit Dinlerken canın sıkılıyor Sen zannediyor musun ki hoca bunları anlatırken çok eğleniyor Biz de eğlenmiyoruz emin ol Ya bu konu bitse de artık Diğer konulara geçsek Hele bir de hele hele hele, hele. aYT'ye e'ye geçiversek ne güzel olur Diye biz demiyor muyuz zannediyorsun Diyoruz biz de diyoruz Sen de dinlerken sıkılıyorsun Biz de bunun farkındayız Yani Lamici mi yok saklamaya gerek yok. Sıkıcı konular mı? Evet, sıkıcı. Hele birazcık matematik bilgim varsa eyvallah, daha da sıkıcı. Şimdi sıkıcı ama bu seni şuna itiyor. Üstüne çok durmuyorsun. Bunlarla alakalı soru bankalarından testleri bile es geçiyorsun. Bak, tanıdık geldi mi? Bunların testlerini bile çözmek istemiyorsun. Çünkü sıkılıyorsun. Çünkü kendini birazcık matematik öğrenince matematik bildim zannediyorsun. Ama bu Bak bu iş matematik bilme işi veya konulara önde gitme işi veya sonraki konulardan daha fazla soru çözme işi değil bu. Bu iş ne biliyor musun? Amacını unutma. Amacın senin Haziran 2025'te gireceği sınavda adam akıllı netler yapman. Ve evet integralde bir net verirken maalesef doğal sayılar kümesiyle alakalı olan bir soru da bir net veriyor sana. Tamam Fonksiyon da bir veriyor. Fonksiyon çözmek eğlenceli biliyorum senin için. Ama ardışık sayılar konusundaki bir soru tipi de bir veriyor. Mutlak değer de bir veriyor. Bundan kaynaklı. Biz buraya biraz önem vermiyoruz gibi ben düşünüyorum sanki. Ki öyle de gibi değil mi? Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Bunu bir rica olarak bir abi tavsiyesi olarak kabul edin diye bak üçüncü defa söylüyorum. Gençler bu konular bizim için değerli. TYT'de bu konuların adı ilk 12 soru diye artık damga yedi. İlk 12 soru. İlk 12 soru çok önemli ya. 12'de 12 yaptığını düşünsene. Ki zaten yaparım diye planlıyorsun ama o işler öyle olmuyor. Derece yapmış çocukların bile soru kaçırdığı yerlere bakıyorsun matematikte temel kavramlar. İlk 12 soruda hataları var. Problemi çözmüş sular seller gibi. Fonksiyonu çözmüş, ateş etmiş. AYT'ye geçmiş deli divane netler çıkarmış ama AYT'de yanlışları var. İki tane yanlışı var. 38 soru. 38 tane doğru iki yanlışı var. Peki nereden? İlk 10 sorudan. Peki AYT'nin ilk 10 sorusu nereden geliyor? Temel kavramlardan. EBOB'tur, EKOK'tur, ardışık sayıdır, çarpanlar ayırmadır. Gençler lütfen rica ediyorum. Yani bir şekilde bizim buraya odaklanmamız şart. Bir şekilde algılarımızı buraya yönetmemiz şart. Emin ol ki bu konular da işlerken gelip geçici konular. Emin ol ki bunların da ödevlerini yaptığın takdirde bitecek. Sakin ol sadece. Temel kavram deyip küçümseme. Hocan tahtaya soru yazarken çok mu keyif alıyor sence? 3A artı 4B eksi 5C ABC birer rakam olmak üzere bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorarken keyif mi alıyor sence? Bu, bu soruyu tahtaya yazarken erinmiyor mu sence? Hoca da eriniyor ya. Emin ol bak vallahi billahi. Ama bizim bunları yapmamız gerekiyor. Bizim ne kadar çok alıştırma o kadar çok net diye düşünmemiz gerekiyor. Sakın ha bunu unutma. Bak ne dedim az önce? Cümlelerimin içerisinden cımbızla çekip alabilirsin. Ne demiştim az önce? Derece yapan çocukların yanlış yaptığı yerler matematikte genelde ilk 12 soru. Lütfen rica ediyorum. Tamam. İlk 12 soruyu hallettin. Sırada ne var? Tabii ki de problem. Şimdi... 40 tane biliyorsun soru var hem MSU'de hem de TYT matematikte. 40 tane soru var matematikte. Ve bunun 10 tanesinin geometri olduğunu düşünürsek geriye kalıyor 30 soru. Peki kaç tane problem çıkıyor? 13 14 ortalama değil mi? Peki kaç tane problemleştirilmiş soru çıkıyor? 22 23 tane. Baya sağlam bir oran ha. %66'yı falan devirdik çoktan. 3'te 2'sini. Nem fazlası problemleştirilmiş ve problem soruları. Şimdi o halde bizim problemlere biraz değer vermemiz de gerekiyor sanki değil mi? Yani biri bana böyle dese 30 sorunun 22-23'ü problem ve problemleştirilmiş sorular olarak nitelediğimiz sorularsa problemin değeri açıkça ortada. Yani peki şimdi şunu düşün bugün problem çözdün mü? Dün çözmüş müydün? Ondan önceki gün çözmüş müydün? Ne zaman en son problem çözdün veya şeyi mi bekliyorsun? Dershanede, kurumda problemlere geçtiğimiz zaman ben de problem çözmeye başlarım. Bunu mu bekliyorsun? Yanlış yapıyorsun. Yanlış. Problemler ne zaman çözülmeli? Hocam, TYT matematik konularına ilk başladığın andan itibaren problem çözmelisin. Çünkü şunu sakın unutma. Oğlum sözelciler nasıl yapacak o zaman? Şimdi sistem şunu öngörüyor. Diyor ki bu sınavın ismi TYT açılımı ne? Temel yeterlilik testi. Yani sen temel olarak yetiyor musun? Temel bilgilerin bunları çözmeye yetiyor mu diye ve temel bilgilerle çözülebilecek sorular. Bak unutma bunu ha. Ve bu sınava sözelciler de tabi. E, sözelciler de matematik yapacak. Değil mi? Ve e, tabii öğrenci gözüyle bakmayın sakın ha. Sistem gözüyle bakın. Öğrenci gözüyle bakarsanız hocam zaten sözelcilerin hiçbir matematik çözmüyor diyebilirsin. Eyvallah ama onlar da çözmek zorundalar. Sonuç olarak 120 soru koyuyorlar önüne. Doğru mu? Peki gerçekten bu sınav sözelcilerin de e, çözebileceği tarzda matematik soruları soruyor mu? Vallahi soruyor. Özellikle problemler. Yani problemler dediğimiz kısım zaten çoğunlukla eee günlük hayat problemleri oluyor. Yani eskisi gibi böyle ağım şağım e, hız problemi, havuz problemi, işçi problemi bunları gerektirmiyor zaten. 2018'den bu yana çıkan problemler sorularına baktığınız zaman bir Böyle 4-5 tanesi mutlaka aşırı derecede gündelik hayat problemi ve çözülebilir tarzda problemler. Yani benim babam ilkokul mezunu, babam çözebilir mesela. Vallahi bak, yemin ederim. Yani bunu kafada büyütmemek gerekiyor. Ve Türkçe öğretmenleri nasıl ki söylüyorlar, her gün sınava kadar mutlaka paragraf çözmelisiniz diyorlar. Ben de size mutlaka söylüyorum ki her gün problem çözmelisiniz. Tabii her gün 40 tane 50 tane problem çözün demiyorum ben size. Yani... Günlük böyle 8 ila 10 arası problem bizim için yeterli. Bak ne kadar basit. Günlük 8 ila 10'daki 10 soru. 8 soru çözsen günlük bir tanesine 4 dakika zaman ayırsan 32 dakika yapar. 10 tane çözsen 40 dakika yapar. Günlük 40 dakikayı nelere harcadığını düşün şimdi. Yani lan nelere harcamıyorsun ki sen günlük 40 dakikayı? yani şuna bile harcıyorsun. Bak şuna bile harcıyorsun. Yani abi burada Instagram diye bir uygulama var biliyorsunuz ben de kullanıyorum. Burada sen Instagram'da yaklaşık günlük 1-1,5 saat arası %100 kesin harcıyorsun. Ben sana sadece diyorum ki yarım saatin ayır problem çöz. Yani bu bu kadar basit bir olay aslında. Ve problemleri bizim bir şekilde e, seneye yaymamız gerekiyor. Sınava kadar bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Bak alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor diyorum. Görev bilincinde değil alışkanlık gibi. Nasıl ki yataktan kalktığın zaman bir yüzünü yıkayıp su içiyorsun. Değil mi? Veya işte yataktan kalktığın zaman nasıl bir alışkanlığın varsa. Bunu da aynı şekilde günlük rutininin içerisine yerleştirmen gerekiyor problemler çözümünü. Bu da bizim için çok değerli 3. Tamam. Şimdi ben seni 3 farklı konuda uyardım. Bu üç farklı konunun da disiplini ayrı ayrı işlemek zorunda sende. Disiplinli olmak önemli. Ama başta da söylediğim gibi sürekli disiplin edersen kendini bir yerden sonra vücudun patlayacaktır, kafam patlayacaktır. İnsan gerçekten beyin yorgunluğu hisseder mi? Hisseder. Vallahi de billahi de hisseder. Yani beynini dışarı çıkarıp bir kol kası gibi çalıştırmıyorsun ama düşündüğün için durmadan o nöronlar çalıştığı için, durmadan çalıştığı için bu da kafa yani sonuçta yani, insan beyni. Yani ne kadarını kullanabileceksin? Maksimumunu kaç gün boyunca arka arkaya verebileceksin? Sınava daha neredeyse 10 ay var. 9 ay diyelim. Ne kadarını verebileceksin? Veremezsin. Bu 9 aya da yayamazsın bunu. Arada sırada dinlenmen gerekiyor. Motive etmen gerekiyor kendini. Dedim ya bu benim dinlendiğim video oldu. Şimdi gençler bu konuyla alakalı sözü daha fazla uzatmayacağım ama son bir şey daha söyleyeceğim. Son bir şey daha. Biliyorsunuz ki 2000 belki bilmiyorsunuz yeni öğreniyorsunuz 2019'da bu yana e, ben 40 soru serisi diye bir seri başlattım YouTube'da 2020'ler de olabilir 2020'nin başı da olabilir bir 40 soru serisi diye bir serim var benim 40 soru serisinin temel mantığı şu bir öğrenci bir konuyla alakalı e, bazı şeyleri ara sıra unutabilir veya bir konuyu baştan aşağı tekrar etmek isteyebilir unutacağından korkabilir ki bunlar hep başımıza geliyor. Bazen ben de yaşıyorum emin olabilirsin. Bu konuyla alakalı ben 40 tane soru hazırladım sana. Ve bu 40 tane soru konunun en başındaki en basit kazanımdan konunun en sonundaki ve konu içerisindeki dip köşe bucak kalan bütün kazanımları kullandırtacak soru hazırladım. Sorular genel itibariyle kolaydan zora doğru ilerleyen sorular. Ve bir konuyu tam anlamıyla baştan sona hiçbir detayını eksik bırakmadan tekrar ettirecek sorular. Ben ilk başta bu soruları çeşitli yayın evleriyle anlaşarak o yayın evlerinden izin alarak bu soruları size kırkar kırkar hazırlayıp PDF biçimde sunmuştum ki bu videolar hala duruyor. Bazıları 500 bin izlendi bazıları 600 bin izlendi. Ki PDF'leri de hala duruyor. İndirebilirsin, yararlanabilirsin. Geçen sene ise Yayın evleriyle alakalı bazı sıkıntılar yaşamaya başladım. İşte böyle artık videolar 500-600 bin falan izlenince. E tabi doğal olarak şöyle düşün. E, bu adam bizim sorularımız sayesinde ilerlemeye başladı gibi düşünerekten artık izin vermemeye başladılar. Ve ben de dedim ki kendi kendime ben de soru yazabiliyorum sonuç olarak. Bundan kaynaklı arkadaşlar ben de e, sizin için 40 soru serisi diye bir seri hazırladım. Bu seri. 3 tane fasikülden oluşuyor. 3 fasikül. Birinci çıkardığım ve sizin de ilk çözmeniz gereken fasikül 40 soru serisi TYT Matematik fasikülü. Bak fasikül diyorum kitap değil ha 80 sayfa. Bu 80 sayfanın içerisinde konuları doğru şekilde bölerek mesela 40 soruda temel kavramlar, 40 soruda işlem becerisi, 40 soruda eşitsizlik ve mutlak değer, üstü köklü sayılar, 40 soruda asal çarpanlar ve bölme algoritması. 40 soruda mantık ve kümeler. 40 soruda fonksiyonlar. 40 soruda polinomlar. 40 soruda PKBO ve veri. Bu kitap içeriği bu. Toplam 9 tane 40'ar soru var. Yani toplam içerisinde 360 soru var ve ÖSYM tarzı sorulardan oluşuyor ve kitabın temel mantığı hiçbir konuyu açıkta bırakmadan size çözdürmeyi sağlıyor. Ve bunun kampını yaptım şu an videoları ya bir sene önce bunun kampını yaptım ve şu an videoları hali hazırda var. Tamam. Özellikle mezun tayfa. Özellikle mezun tayfa. Bunu kaçırmamanız gerekiyor. Tamam. Bu bir. İki, birinci kitabımız buydu. Hemen arkasından e tabi hocam TYT konuları lakin problemleri saymadın. Ama şimdi sen de hak vereceksin. Problemleri 40 soruda ben ele alamam. 40 soruda ben problemler anlatsam küfür edersin bana. 40 soruda problem mi anlaşılır? 40 soruda problemi artık fullleyebileceğimin garantisi var mı diye de e, tabi abes olur saçma olur. Dolayısıyla ben problemleri ekstra farklı bir fasikülde ele aldım. Bunun içerisinde de gençler 320 tane soru var. Tamamı ÖSYM tarzı. Hatta bunu şöyle kanıtlayabilirim. Rastgele bir sayfa açtım. Sorulara bakmanı rica ediyorum. Şöyle göstereyim. Bak rastgele bir sayfa açtım. Rastgele farklı bir sayfa açıyorum. Soruları gösteriyorum. Tamamı ÖSYM tarzı. Kitabın ön sözünde de belirttim bunu. İçerisinde 40 tane test var. Yani sen herhangi bir sayfayı açtığın takdirde, sağlı sollu sayfala her biri bir test. Tamam? Sağlı sollu sayfada bir tane test bulunuyor. Toplamda 40 tane test var. Mesela az önce de belirttim ya 8-10 arası bir soru çözmen gerekiyor. Problem sorusu çözmen gerekiyor her gün diye. Sadece şu kitap bile seni 40 günlük bir kampa sokmuş olur. Bak sadece bu kitap, bu fasikül senin 40 gününü problemsiz geçirmemeni sağlar. Sadece bu kitabı çözmeyeceksin tabii. Farklı farklı seni geliştirecek bir sürü çok güzel yayın evleri var. Onların da kitaplarını alacaksın. Problemler kitaplarını onları da çözeceksin tabii ki. Yani boş gezmece yok. Şimdi TYT ve problemleri bu şekilde iki tane fasikülde hallettik arkadaşlar. Hatta bunun şöyle bir de özelliği vardı. Şöyle yapınca ortaya ben çıkıyordum. Ha bak çıktım. Evet şimdi bir de bunun AYT versiyonu olmazsa olmaz tabi. O da burada yeşil yeşil görünüyor bak. Bir de bunun AYT versiyonu var ki içlerinde en beğendiğim kitap bu. Tabi diğerlerini de çok beğeniyorum ama AYT'ye karşı ekstra bir sevgim olduğu için bunu daha çok beğeniyorum. Bir de sevgili arkadaşlar 40 soruda AYT kitabımız var. AYT matematik. Bunun da içerisinde 10 tane bölüm var. Yani toplamda 400 tane soru var. Bu da 96 sayfa. Şimdi bu kitapların size olan faydasını ben size söylemeyeceğim. Siz 40 soru serisi videolarının altına girip oradaki yüzlerce yorumu okuyup e, kendiniz bu kitapların, bu fasiküllerin elde ettiği başarıyı öğrencide bıraktığı inanılmaz derecede pozitif etkiyi kendiniz görmenizi rica ediyorum. Hocam kitapları beğendim, fasikülleri beğendim, bunları almak istiyorum diyen öğrencilerimiz de bu videonun yine açıklama kısmında sevgili arkadaşlar satış linkleri mevcut. Buraya girip bu kitapları alabilirler. Evet. Uyarılarımı yaptım. Biraz muhabbet ettik. Kahve getirmiştim kendime ama video boyunca içmeyi de unuttum maalesef. Neyse videonun sonuna saklayacağız artık kahveyi de. Gençler, bugünlük bu kadar olsun. Ee, yaklaşık 25-26 dakikalık da bir video olmuş. Dedim ya bu benim molamdı. Şimdi ben size ders anlatmaya devam edeceğim. Bu videoyu kapatıp yeni bir video kaydı açacağım ve ders anlatmaya devam edeceğim. O videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da biz Ahmet unutmayın